Ulusal Birlik Partisi ile Kuşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne tam üye olmasını sağladı. Uluslararası platformda kurduğu ilişkilerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne 54. üye ülke olarak kabul edilmesinde etkin rol oynadı. Efendim herkese iyi akşamlar. Takvim yaprakları 2 Ocak 2018'i günlerden salıyı gösteriyor. Yeni yılın hemen ardından yeniden bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Artık adım adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yılbaşını geride bırakıp pazar gününe odaklandı. 6 gün sonra böyle saatlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sandıklar kapanıyor olacak. Ve bizler de yine bu ekranlarda o akşama özel stüdyomuzda sizlere an ve an bölgelerden, köylerden, kasabalardan, şehirlerden gelen sonuçları aktarıyor olacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nda, partilerde, sokakta ne olup bitiyorsa birçok canlı yayın noktasından inanılmaz bir yayıncılık örneğiyle yine bundan önceki seçimlerde olduğu gibi seçim sonuçlarını yine ilk biz vereceğiz. Kısmetse. Peki 2 Ocak Salı Perşembe günü siyasi partilerin liderleri Diyalog TV ekranlarında olacak. Yılın ilk buluşması, seçimin son buluşması olacak. CTP Genel Başkanı Tufan Öruman, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve MDP Genel Başkanı Buray Bisküvitçi Perşembe saat 20'den itibaren Diyalog TV'de son kozlarını konuşacaklar, son kozlarını paylaşacaklar. Bunu söyleyelim. Biz hiç vakit kaybetmeyelim. Bugünkü konuğumuzla sizleri tekrar baş başa getirelim. Çünkü artık son düzlüğe gitti. Partiler son ada üzerindeki seçim gezilerini yapıyorlar. Az önce Ulusal Birlik Partisi Alayköy'deydi. İlerleyen saatlerde Güzelyurt'ta mitingini yapacak. Yarın İskele var. Sonra Girne Maosa ve en son Lefkoşa'da bu iş tamamlanmış olacak Ulusal Birlik Partisi'nden. Diğer partilerde keza aynı şekilde ülke sattığında son kozlarını oynuyorlar deyim yerindeyse. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa'dan milletvekili adayı ki az önce programın girişinde kendi tanıtımını da gördünüz. Sayın Ahmet Savaşan bu akşamki stüdyo konuğumuz. Sayın Savaşan'la adaylık sürecinde 3. programımızı gerçekleştiriyoruz. Artık son düzlüğe girdik Ahmet Savaşan. Hoş geldin. Hoş gördük. Evet, nasıl gidiyor diyelim? Artık 6 gün. Evet, çok güzel gidiyor. Gerçekten deyim yerindeyse ülkemizin en doğusundan en batısına kadar yetişebildiğimiz her bölgemize, o bölgelerdeki insanımıza dokunduk. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin projelerini, Ulusal Birlik Partisi'nin yapacaklarını anlattık ve destek istedik. Çok güzel gidiyor. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin başta tabanı olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki sempatizanlarıyla çok ciddi bir birlik beraberlik içerisinde olduğunu görüyorum. Ve tek başına iktidara doğru yürüdüğümüz bu son düzlükte çok iyi sonuçlar alacağımızı hissediyorum. Bu anlamda bugün sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 2018'in ilk günü, ilk iş günü. Ben bizleri dinleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları özelinde bütün dünya insanına öncelikle sağlık, mutluluk ve refah içerisinde bir yıl diliyorum. Ve inşallah bizim de 2018'in ilk başında belirleyeceğimiz kadrolarla ülkemiz çok daha müreffeh yarınlara, çok daha güzel, çok daha emin adımlarla gideceği temennisini sizler vasıtasıyla paylaşmak istiyorum. Şimdi Ahmet Savaşan çok genç bir arkadaş ama siyasetin hep içinde olduğu, siyasetin hep bir
argümanı oldu. Siyaset hep yakından takip etti. Bu seçim ülke genelinde, yani diğer seçimlere pek benzemiyor. Halk da bunu söylüyor. Ahmet Savaşan bu seçimlere nasıl bir izlenim edindi, onu soralım sana. Bir kere ben genel itibarıyla söyleyeyim. İnsanımız kendisine verilen 50 milletvekiline karar verebilme yetkisinden çok memnun. Ve iki tane güzel motivasyon kazanmış durumda. Bir, sadece bölgesel değil, ülke milletvekilini ve ülke bakanını seçmek noktasında ülkeye yakışan, çalışkan, dürüst insanları seçme motivasyonu. İkincisi ise bu dediğim vasıfların dışında olanları da parlamentonun dışında tutma motivasyonu. İşte bu iki motivasyon, ülkemizin bakanı, ülkemizin milletvekilini seçebilme motivasyonu, insanımızda bu seçimlere olan katılımı da etkileyeceği yönünde çok ciddi sinyaller alıyoruz. Ve insanımız artık 2018'de çok hızlı kararlar verebilecek, çok şeffaf olabilecek, çok hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla ülkeyi yönetebilecek insanları meclise göndereceği yönünde çok ciddi bir algı oluşmuş durumda. Ben gerek mevcut milletvekilleri arasından yeni dönemde seçilecek olanlar ya da bizler gibi seçime de seçilmeye çalışıp girebilecek olanlara da şanslar diliyorum. Çünkü ülke hepimizin, gelecek hepimizin, ülke sevgisi, devlet sevgisi, geleceğe olan sorumluluklarımızı ortak paylaşmamız gerektiği noktasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Gerek ben, gerekse de partimde 49 tane aday arkadaşım ülkeye, geleceğe taşıma noktasında üzerine düşeni yapmak için çok güzel bir yarış içerisinde. Ben ülkeme, insanlarıma mutlaka hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyorum ve ülkenin dört bir yanında da bunu görüyorum. Ülkenin dört bir yanında bunu görüyorsunuz. Bu arada telefon elimde, ne yapıyorsun? Tabii canlı yayın başladı. Bizi şu anda Diyalog TV'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Uydu ve diğer şeylerin dışında. Yine Sarayın Gazetecisi'nin Facebook sayfasından, resmi Facebook sayfasından bu yayını takip edebilirsiniz. Bana veya Sayın Ahmet Savaşan'a soru veya görüşleriniz varsa onları da lütfen şu andan itibaren bize bildirin. Ben de Sayın Savaşan'a onları açık yüreklilikle sorayım. Yine sevgili yönetmenim Serkan ekranın altına Facebook Messenger adresimizi verdi. Messenger'dan da aynı şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de Sayın Ahmet Savaşan'a varsa bir şeyler kendisiyle paylaşmış oluruz. Peki Ahmet Savaşan, hep söylüyorum, koltuğun altında birden fazla karpuz taşıyan ve bunları kırmadan taşıyan, bu marifeti sergileyen isimlerden bir tanesi. Turizmde var, eğitimde var, sağlık konseyinde var. Hemen hemen her alanda bir faaliyetleri var. Onları daha önce konuşmuştuk. Bu akşam yine üzerinden geçeriz ama ona geçmeden bugün sağlık konseyi olarak bütün bu seçim koşturmasının içinde farklı bir konuyla gündeme geldiniz. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne çok önemli bir aplikasyon başladınız. Nedir, ne işe yarar? Onu böyle seçimin içinden biraz sıyırayım, alayım, sonra tekrar seçim muhabbetine döneceğim sevgili Ahmet Savaşan. Evet, aslında bizim son bir yıldır Sağlık Turizmi Konseyi'nin üzerinde çalıştığı önemli bir projeydi aslında son bulan. Biliyorsunuz 2015 yılında Sağlık Turizmi Konseyi'ni kurmamızın ardından biz sadece ülkemize sağlık hizmeti almak için insan getirmek yanında ülkemizin pek çok konusunda, pek çok sosyal sorumluluk gerektiren konularında paydaş olmaya çalışıyoruz, katkı koymaya çalışıyoruz. İşte her evde neredeyse en büyük kanayan yara kanser ve özelinde meme kanseri. Dünyada ve ülkemizde de bakıldığında neredeyse her 8 kadından biri hayatı boyunca kanserle, meme kanseriyle
boğuşmak ve onunla mücadele etmek zorunda. Ki ülkemizde de çok geniş. Yani evet. Hakikaten işte gazetelerde özellikle Diyalog Gazetesi bu tür haberleri çok sık takip ediyor ve çok sık karşılaşılan bir ülke biz adına üzücü bir vaka. Dünyada da aslında her 8 kadından biri meme kanserine maalesef maruz kalıyor. İşte bu anlamda ülkemizde erken teşhis hayat kurtarır bilincinin yaygınlaşması ve insanımızın erken teşhisle hayatının kurtulması yönünde Sağlık Turizmi Konseyimiz MAPTUHİL ile birlikte Türkiye'de araştırma geliştirme yapıyor ve bir yılın sonunda çok güzel bir ürün çıktı ve mobil takip sistemi dediğimiz kadınların evlerinde kendi kendilerine meme muayenelerini yapabilecekleri ama buradaki püf nokta doğru yöntemlerle profesyonel olarak hazırlanmış klipleri seyrederek meme kontrollerini yapabilecekleri, aylık olarak belli günlerde ne zaman yapmaları gerekiyorsa o günlerde yapabilecekleri, bu yaptıkları kontrollerde eğer herhangi bir vücutlarında değişiklik hissederler ise hangi değişiklikleri gördüklerinde hekime gideceği noktasında da kendilerine doğru bilgileri veren ve meme kanseri konusunda ve kanser konusunda da her zaman güncel verilere ulaşabilecekleri ücretsiz bir aplikasyon geliştirdik. Bu aplikasyona bugün hayatını bu konuya harcamış Sayın Raziye Koca İsmail ve onun başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye ettik. Ve bugünden itibaren akıllı telefonların tümüne bu aplikasyonu ücretsiz ülke insanımız indirerek aylık kontrollerini evlerinde ve doğru yöntemleri kullanarak yapabilecekler ve burada vücutlarındaki herhangi bir değişikliğin doktora gidilmesini gerektiren değişiklikleri de oradan tabii çok net görebilecekler. Tabii burada en önemli şey erken tanı. Yani bu tür hastalıklar, özellikle kanser tarzı hastalıklarda bütün kanser türlerinin hemen hemen artık şeyi var. Tedavi yolları bulundu, bulunmak üzere veya geciktirici önlemler var ama erken tanı olduğunda, erken fark edildiğinde önleme imkanı çok daha imkan sağlıyor. İşte herhalde bu aplikasyon da bu noktada son derece önemli. Ve meme kanserinde de erken teşhisle hayat kurtulduğunu biliyoruz. Net olarak hayatı insanımızın kurtulabiliyor. Onun için bizler meme kanserinde mutlaka erken teşhisi bizlere nasıl yapılabileceğini, daha doğrusu erken teşhisten önemlisi vücudumuzu tanıyabilip, vücudumuzu kadınların vücutlarını nasıl kontrol edebileceğinin doğru yöntemini o aplikasyon tarif ediyor. Ardından ise elbette ki vücudumuzdaki değişiklikler, nasıl değişiklikler olur ise doktora gitmemiz gerektiğini de tarif ediyor. Bu anlamda da önemli. Elbette ki bu bizim Sağlık Turizmi Konseyimizin bu anlamdaki mobil takip sistemi adı da Self-Check. Şu anda da ücretsiz indirilebilir. Self-Check ile bunu nereden? Google'da self-check yazdığımızda? Ya Google Play'den veya Apple Store'dan da ücretsiz indirilebilir. Bu tamamen bütün kadınlarımıza armağan edilmiş önemli bir hizmet. Peki. Şimdi konuşacağız. Bu konu önemli. Self-check'i verelim arkadaşlar. Şu anda bu aplikasyonu bütün bizi izleyen özellikle kadın izleyicilerimiz lütfen bir şekilde akıllı telefonlara indirsinler. Zira son derece önemli. Dünyada her 8 kadından bir tanesi maalesef bu hastalığa yakalanma durumunda. O yüzden size 10 derece önemli. Şimdi telefondan aplikasyon demişken sorular da gelmeye başladı Ahmet Savaşan. Birazcık buradan devam edelim. Sonra size sorularım olacak tabii ki. Bayram İçen yayınımızı izliyormuş. Alihan Pehlivan, iyi yayınlar, her zamanki gibi süpersiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun sizin inceliğiniz. Ahmet Savaşan Bey'e de başarıların devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz demişler. Sağ olsun, teşekkür ederiz. İbrahim Akdeniz yine yayınımızı izliyor. İyi yayınlar, vatandaş yolsuzluklardan
ve halkların yenip tüketilmesinden bıkmış durumda. Ahmet Bey bu konuda yolsuzlukların soruşturulması konusunda yani aday olduğu parti vekillerini nasıl soruşturabileceğini açıklar mı bize diyor. Biz ona göre oy vereceğiz diyor. İsterseniz buna bir cevap verelim. Ondan sonra diğerlerinde. Tabii ki sadece Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin özelinde bunu konuşmamak gerekir. Bugün siyasete gerek aday olmuş, gerekse de bugün görev yapan tüm arkadaşlarımızın toplum vicdanında kabul görecek bir duruş sergilemesi lazım. Bugün hukuk önünde Alihan Pehlivan neyse, Ahmet Savaşan neyse, bir bakan, bir milletvekili ve ülkeyi yöneten hangi mevkide olursa olsun eşit durumda olmalı. Onun için ben birini zan altında bırakmamak adına hangi partiden olursa olsun mutlaka ve mutlaka dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun için kürsü dokunulmazlığı önemlidir. Kürsüden insanlar, yönetenler mutlaka istediğini ifade etmelidir. Ama suç işleyen, hukuku ihlal eden milletvekili ya veya bakan fark etmez hangi insan olursa olsun adalet önünde mutlaka ve mutlaka hesap vermelidir. Benim şahsi görüşüm budur. Peki devam edelim. Sevgili Ahmet Savaşan, Messenger'dan da gelen bir iki soru var. Onları da isterseniz hemen aradan çıkaralım. İyi akşamlar Mustafa Bey, Mustafa hocamız bizlere yazıyor, Mustafa Kemal hocamız. Onun da yeni yılı kutlu olsun, ona da selamlarımızı iletelim. İyi akşamlar gençler, sevgili Ahmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sigorta emeklileri ve memurları Yakın Doğu Hastanesi'nden yararlanabiliyor. KKTC vatandaşları, sigorta emeklileri ve memurları da Yakın Doğu Hastanesi'nden cüzi bir rakamla yararlanabilecekler mi? Seçilirseniz bunun sözünü ve bu konuda yapabilecekleriniz var mı? Suat Günsel hocamız bu isteğe nasıl bakar? Yolunuz açık olsun. Saygılar, selamlar Mustafa Kemal hocamız göndermiş. Son derece önemli bir konu. Artık ülkede Yakın Doğu Üniversite Hastanesi gerçekten hepimizin bir gururu. Başka hastaneler de açıldı, özel hastaneler de açıldı. Artık vatandaş Türkiye'de olduğu gibi istediği hastaneyi seçebilmeli. İstediği hastanede sağlığıyla ilgili tedavisini alabilmeli. Bu benim görüşüm ama siz bir vasfınız. Sağlık Konseyi Başkanı. Yakında da Suat Hoca'nın da yanında uzun yıllar birlikte oldunuz. Dolayısıyla hani ikisini de harmanlayıp siyasetçi kimliğinizle Sayın Kemal'ın sorusuna bir cevap alalım. Evet, Sayın Hocamıza hürmetler ediyorum. Bizlerin yetişmesine katkı koyan pek çok öğretmenimizden bir tanesi. Elbette ki bugün dünyada en önemli konuların başında insanın hekim ve hastane seçebilme hakkı geliyor. İşte bizler de gerek son hükümetimiz döneminde hazırladığımız ve bu ülkede hem hekim hem hastane seçme şansının başlangıcını oluşturacak yasaları tamamladık biliyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki seçim manifestomuzda da anlattığımız gibi öncelikle ülke insanımızın uluslararası standartta sağlık hizmetine devlet hastanelerinde kavuşabilmesini yani ülkemizin 5 büyük şehrine uluslararası standartta sağlık hizmeti verecek hastanelerin yapılmasını bununla birlikte hazırladığımız yasalarla insanların Türkiye'de olduğu gibi burada da SGK kapsamındaki gibi yani sosyal sigortalı insanların sizin benim ve bizim gibi pek çok bireyin sağlık hizmetini elbette ki sadece üniversite hastanelerinden değil özel hastanelerden de alabilmesinin önünün açılması için ben yıllardır zaten mücadele ediyorum. Elbette ki halkımız bizi seçerse de şimdi, orada takipçisi olacağız. Şimdi yeni hastaneler yapılsın orada bir sıkıntı yok ama şimdi mesela Yakın Doğu Hastanesi Girne'de de var. Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi. Evet. Aynen öyle geçiyor. Şimdi var olanları daha aktif kullanmak, devletin dediğim gibi işte SSK'lılar falan oraya gidebilsin, çalışma izni olanlar oraya gidebilsin şeklinde daha aktif kullanmak varken yeni bir tane yapmak biraz şey olmayacak mı? Yani bence burada öncelik hani yeniyi yapmaktan ziyade var olan Yakın Doğu Hastanesi,
isim verelim, Kolon Hastanesi, Kamiloğlu Hastanesi, yani hastaneler, bunları aktif olarak bu sistemin içine çekip her bireyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki her bireyin aynı şartlar altında nasıl Burhanlı Albantoğlu Devlet Hastanesi'nden yararlanabiliyorsa aynı şekilde Kamiloğlu Hastanesi'nden, Yakın Doğu'dan, Kolon'dan, diğerlerinden yararlanmasının önünü açmak. Elbette işte az önce söylediğim esas insan haklarının başında gelen hastane ve hekim seçme hakkını biz yıllardır, benim özel sektörde çalışmaya başladığım günden bu yanadır, son 10 yılda aktif mücadelesini veren bir kişiyim. Dolayısıyla elbette ki öncelikli olarak ülkemize yatırım yapmış üniversite hastaneleri, özel hastaneler başta olmak üzere mutlaka insanımızın mevcut yapıdan en üst düzeyde en asgari ücretler vererek sosyal sigortalarıyla kullanabilmelerinin önünü açacak yasaların oluşmasında zaten ben konsey başkanı olarak da yıllardır mücadele ediyorum. Eğer seçilmem halinde de Ulusal Birlik Partisi de Ulusal Birlik Partisi'nde parlamentoda bu mücadeleyi verecek olanların başında geliyorum. Ama zaten Ulusal Birlik Partisi'nin sağlık politikalarına baktığımızda hazırladığı yasalarla insanımıza hekim ve hastane şansını verebilecek düzenlemeleri yapmış durumdadır. Sadece hükümette olduğumuz süre yetmediği için yasallaşamadı. Ama elbette ki Türkiye'mizde olduğu gibi özel hastane, üniversite hastanesi, devlet hastanesi ayrımı yapmaksızın insanımızın hekim ve hastane seçebilme şansının sağlanması noktasında zaten takipçisiyim. Meclise de girebilmem halinde mutlaka takipçisi olup bu konuda peki oluşan mağduriyetin giderilmesi noktasında da katkı koyacağım. Peki Mustafa Kemal Bey de diyor ki kıymetli Ali Han ve Ahmet kardeşim izah attığınız için teşekkür ederim. Kalbi teşekkür ediyorum diyor. Halka hizmet hakka hizmettir diye de çok güzel bir söz yazmış hocam. Hocam ellerinizden öpüyoruz. Devam edelim sevgili Ahmet Savaşan. Bugün daha çok buraya ağırlık vereceğim. Çünkü 3 kere program yaptık, projeleri anlattın, seni yakından tanıma şansını da izleyicilerimiz buldu ama bugün birazcık daha ben istiyorum ki sizler sorun, Ahmet Savaşan cevaplasın gibi bir program olsun. Ben sadece arada sizden gelen soruları kendisine iletmiş olayım. Hadun Şevketoğlu, yine çok değerli bir abimiz, yayınımızı çok yakından takip ediyor. Ona da buradan hayırlı seneler diliyorum. Selam Ali Han Bey, lütfen Ahmet Bey'e sorabilir misiniz? Ülkemizdeki sağlık turizmine yönelik projeleri var mı ve sağlık turizminin ülkemize ekonomik olarak katkısı ne olabilir? Dünya istatistiklerinin sağlık turizmindeki pasta payı nasıl görülmektedir diye böyle bir saatlik bir program için değil, bir günlük bir program için çok güzel bir soru sordu ama kısa bir cevap aldım. Şimdi bir bilgisayar yapmışlar ve bilgisayarın tanıtımı yaparken zamanın CEO'su demiş ki öyle bir alet yaptık ki ne sorarsa cevap veriyor. İşte bir Alman gelmiş demiş ki işte meşrutiyet ne zaman oldu, kimler yaptı falan filan onu anlatmış. Amerikan gelmiş demiş ki işte nükleer silahlar hangi ülkede en fazla var ona cevap vermiş. Kıbrıslı gelmiş. Demiş ki ne var ne yok? Makine yanmış. dolayısıyla aslında bir kitaplık söyleyecek lafımız var. Bu da biraz şaka olsun ama elbette ki çok güzel bir noktaya değindi. Bugün dünyada turizme bakıldığında gerçekten 1950'lerde 25 milyon olan turist sayısı bugünlere geldiğinde 1.2 milyarı aşmış durumdadır. Ve 2030'da 1.8 milyar insanın kendi ülkesi dışına seyahat edeceği hesaplanıyor. Dolayısıyla bugünün sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizlerin değil, dünyadaki en büyük sosyoekonomik faaliyetlerin başında turizmin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bizim hem kaderimiz, ada ülkesi olmamız bakımından turizm, hem de dünyada yapılan bütün hesaplamalara göre artarak etkisi devam edecek olan bu büyük sektörden ne kadar çok pay alabilir isek o kadar ülkemiz ekonomisi kendi ayakları üzerine durabilir. Bu anlamda sağlık turizmi bizler için
elle tutulur olması bakımından söyleyeyim. Bugün 150 milyarı aşmış bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizlerin yani 4-5 saatlik ya da 5-6 saatlik bir pergelle ülke yeri çizecek olur isek, bizlerin 1,5 milyar insan sağlık hizmeti almak veya sağlıklı vakit geçirmek, egzersiz yapmak ve bunun gibi detoks veya toksinlerinden arınmak için gerek sağlıklı yaşam tatillerine gitmek, gerekse de kaybettiği sağlığını geri kazanmak için üniversite hastanelerimiz, özel hastanelerimiz gibi hastanelerden medika olarak hizmet satın almak veya tüp bebek merkezlerimizde tüp bebek yapmak için bizlerin nitelikli turist olarak nitelendirdiği sağlık turistlerini ülkemize getirebilme noktasında çok büyük bir hem konumsal hem de altyapısı olarak büyük bir kazanıma, büyük bir güce sahibiz. Şimdi i̇şte bu anlamda... Bu dünyadaki ama şimdi biz biliyoruz. Senin söylediğin rakamlar dünya rakamları. Ama şimdi halk birazcık da anlasın diye ben şunu diyorum. Rakam değil ama en azından şunu biliyorum. Çünkü içindesin sen de bu sektörün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sağlıkla ilgili inanılmaz bir geliş var son yıllarda. Özellikle bu tüp bebek, büyük bebek işleri aldı yolu gidiyor. Estetiklerde, kalp operasyonlarında çok yeni yeni branşlar duymaya başladık. Örneğin biz geçen hafta İstanbul yaptık, geldik. Havaalanında yolcu sırasına girdiğimizde kafası böyle şeyli, fileli arkadaşlar gördük. Hatta onlar bana takıldılar, sen de dediler yap falan. Şimdi İstanbul'da şu anda özellikle kış aylarında inanılmaz bir yoğunluk var. Hangi otele giderseniz gidin İstanbul'da o fileli arkadaşları mutlaka görüyorsunuz. Kıbrıs'a da başladı. Belki bu yok ama başka alanlarda inanılmaz bir dönüşüm başladı. Birazcık kendi özelimizdeki olanları konuşalım mı sevgili Ahmet Avşar? Yani somut bize anlatabilecekleri... Şimdi öncelikle çok somut bir örnek vermek isterim. Bugün bizim turizm gelirlerimiz tatil yapmak için ülkemize gelen insanlardan oluşuyor. Yani tatil yapmak için Türkiye'mizden ve Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden buraya getirdiğimiz turistler bizim ülkemize 700 milyon dolar bırakıyor. Bakın 700 milyon dolar tatil yapmak için buraya gelen insanlar bırakıyor. Ve baktığımız zaman her turistin 500 ile 900 dolar yani 700 dolar diyelim kabul edilir rakam. Tatile gelen her bir turist 700 dolarla dolar bıraktığını düşünüyoruz ve hesap ediyoruz aslında. 700 dolar bırakıyor. Bugün sokakta gördüğümüz bir turist bu ülkeye ortalama 700 dolar veya 700 euro bıraktığını hesap ediyoruz. Bizim bu sağlık turizmi bize ne getiriyor? 700 dolar veya 700 euro getiren ve ağırlıklı olarak ülkemizde yapılan bu kitle turizmine alternatif olarak turizmi bütün yıla yayacak olan yeni turizm çeşidi sağlık turizmi bir turisten 5.000 dolar veya 10.000 dolar gelirin ülkeye gelmesini sağlıyor. Yani bir turistin ülkemize getirdiği, bıraktığı paranın yani dövizin 5 katıyla 10 katı arasında döviz bırakıyor ülkeye sağlık turistleri. İşte biz gerek Ulusal Birlik Partisi olarak önümüzdeki dönemde sağlık turizmi başta olmak üzere spor turizmi ve alternatif turizm çeşitlerinin ülkemize kazandırılması ve bu anlamda bir yanda kitle turizmi gelirlerini de ve faaliyetlerini de artırırken bunların yanına kitle turizminin alternatif olarak doğan sağlık turizmi, spor turizmi, kültür turizmini de koyarak 700 milyon dolar olan sadece tatil turizminden gelirimizi 2 kat, 3 kat daha fazla artırma hedefindeyiz. İşte ülkemize sağlık turizmi özelinde alternatif turizm çeşitleri 700 milyon dolar olan
turizm gelirlerini iki kata, 1.4 milyara çıkartacak bir fırsat sunuyor. İşte bizler Ulusal Birlik Partisi olarak insanımıza verdiğimiz taahhütlerden bir tanesi, Turizm Bakanlığı tek başımıza iktidar olur isek zaten bizde olacak, orada bir sorun yok. Ama ağırlıklı, güçlü bir hükümet olarak da gelir isek eğer, o zaman da Turizm Bakanlığı bizde olsun veya olmasın, turizmin ülkemizde ekonomimizi kendi ayakları üzerinde durdurabilmesi için özel gayret göstereceğiz. Ve bu 700 milyon dolarlarda olan turizm gelirlerini sağlık turizmi, spor turizmi ve alternatif turizm çeşitleriyle iki katına, 1.4 milyara getirecek bir planlama ve yatırımları şekillendirme ve teşviklendirme noktasında da önemli projelerimiz olacak. Dolayısıyla ben Haldun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mutlaka ve mutlaka sadece Ahmet Savaşan'ın değil, yıllardır bizlerin sektörle birlikte yaptığımız çalışmaları mecliste de Ulusal Birlik Partisi olarak ülkenin en doğusundan en batısına yaygınlaşması ve turizm gelirlerinin insanımıza daha fazla değmesi, insanımıza daha fazla yaraması noktasında Ulusal Birlik Partisi olarak bizler mutlaka turizmin sürdürülebilir bir devlet politikası olabilmesi için daha önce attığımız adımları daha da ileriye götürerek ciddi anlamda ülkemizde her bireyin turizm ülkesinde yaşıyoruz ve bu turizm gelirleri de bizlere, ailemize ve toplumumuza fayda sağlıyor olgusunu algılayacakları bir döneme girileceğini ve ben de bunların hem takipçisi hem de bunlara katkı koyan bir insan olarak önümüzdeki dönemin çok ciddi anlamda turizmde önemli bir yıl olacağını hem Haldun Bey'e hem de bizleri izleyenlere söylemek, paylaşmak istiyorum. Peki, teşekkür edelim. Biz de Haldun Bey'e tekrar yeniden mutlu seneler dileyelim. Mesut Ayar abimiz de canlı yayınımızı takip ediyormuş. Alihan kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Ahmet Savaşan kardeşime de bu seçimlerde sonsuz başarılar diliyorum demiş. Sağ olsun. Mesut Ayar abimiz. Devam edelim. Osman Kırçiçek'ten bir soru var. Lütfen sorar mısınız? Üniversitelerde neden yerli öğrenci minimum sayıda? Cevabı belli. Ülke zaten 300 bin. Şimdi günün sonunda düşünün. Ülkede 300 bin insan yaşıyor. Ve bizim çağ nüfusumuz maksimum 2 bin. Dolayısıyla çağ nüfusunun 2 bin olduğu bir yerde Türkiye'ye, üçüncü ülkelere gittikten sonra geriye kalan binli rakamlar zaten. O da ülkemizdeki sayılar onları aşan pırıl pırıl bütün üniversitelerimizi tercih ediyor. Dolayısıyla da elbette ki nüfustan ötürü daha az görünüyor ama yani en azından en önemlisi şunu anlatalım aslında fırsattan istifade. Şöyle ki bugün 101 bin, bakın bizim nüfusumuz 300 bin. Bu ülkede, bu ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısı 101 bini geçmiş durumda. Geçmiş durumda, evet. Dolayısıyla da bizim önümüzdeki hedefimiz Ulusal Birlik Partisi'nin 150 bin öğrenci sayısına ulaşmak ve ülkede aslında bu da eğitim sektörü olarak bahsediyoruz ama ben çok açık gönüllülükle ifade edeyim. Dünyada bilinen ismi bunun eğitim turizmi. Yani biz bu ülkede sadece tatile insan getirmiyoruz. Yüksek öğrenime de insan getiriyoruz ve çok ilginç bir tesadüftür. Az önce anlattım, 700 milyon dolar turizmden gelirimiz var diye hesap ediyoruz ve turizm gelirleri 700 milyon dolar diyoruz ya, aslında eğitimi de dışında tutuyoruz. Eğitime de baktığınızda 700 milyon dolar da eğitimden bu ülkeye para geliyor. Yani 1.4 milyar dolar bir gelir var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin dış ticaret açığı 1.4 milyar dolar. Yani biz turizmle içine eğitimi de aldığımızdaki eğitim de bir turizm şeklidir. Bugün ülkemiz dış ticaret açığını kapatıyor anlamına geliyor ki bizler Ulusal Birlik Partisi olarak önümüzdeki dönemde turizm gelirlerini iki katına çıkartacak, gelen insan yolcu sayısını iki katına çıkartacak bir vizyonla ortaya çıktık. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda
turizm gelirlerinin çok daha fazla arttığı ve ülkede paylaşıldığı bir döneme gireceğiz. Ben de bu arada bir soru sorayım. Fırsattan istifade edin ya, ben de fırsattan istifade bir soru sorayım. Şimdi Kıbrıs'ta öğrendiğim, benim çok sevdiğim bir deyim var. Şunu diyorlar. Köpek toksa ekmek bütün olmaz. Veya ekmek bütün köpek tok olmaz. Tam tersi fark etmez. Şimdi bu kadar üniversitenin yapılması, bu kadar öğrencinin gelmesi bazı kesimler tarafından da yadırganıyor. Hatta bazı siyasiler de gelip buraya bu kadar çok da olmaz, bu kadar çok da gerekmez diyenleri de biz gördük. Ama yani benim şahsi kanaatim onlara en güzel cevap. Yani hem ekmek bütün hem köpek tok olmaz olur ama siyaset noktasındaki bir kişi olarak sen bu tür eleştirileri nasıl algılıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bir anda gelişmek, bir anda zenginleşmek, bir anda refaha kavuşmak hepimizin hakkı, hepimiz istiyoruz. Ama öbür yandan da bunu sağlayacak işte sağlık turizmi, öğrenci turizmi gibi senin söylediğin dallarda gelecek olan noktalarda da hani pek de kimse gelsin istemeyenler de var. Hatta yatırımcı gelmesin diyen milletvekili de gördük. Çok şükür. Şimdi geçen dönem. Çok önemli bir nokta aslında bu. Bir kere az önce söylediğimin içerisinde bunun cevabı var. Yani artık dünyada nitelik ve sürdürülebilirlik konusu ön planda. Yani bugün biz evet dış ticaret açığımızı kapatacak bir eğitimle ilgili turizm gelirimiz ve tatile dayalı bir kitle turizmi gelirimiz var. Ama bunun bugün olması yeterli bir şey değil. Bunu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra hem eğitimden hem de turizmden elde ettiğimiz gelirlerin sürdürülebilir olması gerekir. Bu noktada da mutlaka turizm konuşuyorsak nitelikli turistin, eğitim konuşuyorsak nitelikli öğrencinin ülkemize gelmesi ve ciddi bir katma değerin oluşması asıldır. Onun için burada mevcut rakamları onları geçmiş olan pırıl pırıl üniversitelerimizin tümünün her geçen gün bilime yaptığı katkıların da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bizler bilime ne kadar katkı koyabilir isek o kadar dünyada daha nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilebiliyoruz. İşte buna da cevabımız, en önemli cevap, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başardığı, bugün itibariyle yüksek öğrenimde yakaladığı noktanın sürdürülebilmesi için eğitimde kalitenin devamlı artması ve artmasıyla birlikte bilime yapılan katkıların artması ve buraya daha nitelikli, daha fazla ödeyebilen ve daha fazla bu ülke tarafından kabullenebilecek olan bölgelerdeki öğrencilerin getirilmesi, yani niteliğin peşinde koşulması gerektiğidir aslında cevap. Dolayısıyla ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek özel yatırımcıların kurduğu üniversitelerle, gerek devlet üniversitelerimizle bugün çok önemli adımlar attığını görüyorum. Ama ortaya çıkan anomallerin de düzeltilmesi konusunda da ben karamsar değilim. Peki. Her yerde olduğu gibi bir takım aksaklıklar çıkacaktır. Ama altını çizerek söylüyorum. Turizm konuşuyorsak nitelikli turist, eğitim konuşuyorsak nitelikli öğrencinin bu ülkeye gelmesi peki yüksek öğreniminde sürdürülebilirliğine peki katkı koyacaktır. Ben böyle peki peki diyorum, hızlandırmaya çalışıyorum. Beni Al Çağlayan kardeşimiz izliyormuş. Ona da buradan sevgilere saygılar olsun. Cemal Çete diyor ki, Sayın Savaşan, sağlık önemli ama yaşadığımız çevre pisse sağlığın ne kadar sürdürülebilirliği var? Evet, yani şey soruyor izleyicimiz, biraz açalım. Çok ciddi çevre sıkıntılarını son dönemde yaşamaya başladık, görmeye başladık. Tabii bu da haliyle sağlıktaki bazı olumsuzlukları hayatımıza evet getirmeye başlıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin, Ahmet Savaşan'ın bu konudaki vizyonu ne? Ne vaat ediyorlar bize pazar günü sandığa gitmeden önce? Tabii ki izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Bizim ülkemize de baktığınızda, dünyaya da baktığınızda gerek trafiğin gerekse de çevrenin bu iki konunun çok ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bizim ülkemizde de çevre konusu dünyada olduğu gibi çok büyük bir
hem odak noktası hem de ihtiyaç olduğu bir nokta. Dolayısıyla da şunu anlatmak lazım. Bizde Ulusal Birlik Partisi olarak çok kısaca değineyim. Ne yapacağız değil, ne yaptık ve bundan sonra ne yapacağızı söylemek noktasında daha elle tutulur olacaktır. Biliyorsunuz son hükümet dönemimizde, bizimlerin başbakanlığı döneminde çevre bilincinin ülkede gelişmesi için dersler müfredatlara konuldu. Ve yine ilkokulların tümüne ilkokullardaki geri dönüşüm bilincinin aşılanması için kağıt, poşet, cam gibi ayrı ayrı çöp poşetlerin, çöp bidonlarının konulduğu bir yıl geçti. Yine ben biraz da turizme yontmak istiyorum. Yıllardır çevreyle ilgili duyduğumuz işte oteller atıklarını denize bırakıyorlar konularının tarihe gömüleceği sürekli atık su izleme istasyonları kuruldu. Girne'de sürekli atık su izleme istasyonları otellerimizin çok büyük bir işbirlikleriyle yapıldı. Mausa'da tamamlanmak üzeredir ve artık denizlere atık karışıyor başlıkları tarih olacak. İşte bu geçtiğimiz hükümet dönemimizde attığımız en önemli adımlardan bir tanesi. Yine kış aylarındayız ve soba islerini görüyoruz. İlk defa bu yıl yine is ölçümleri yapılmaya başlandı ve gerek kendi atmosferimizi, kendi havamızı, gerekse dünyanın havasının kirlenmesinin önüne çıkılması noktasında cezalar kesilmeye başlandı. Önümüzdeki dönemde mutlaka ve mutlaka çevreyle ilgili çevre bilincinin ülkede oluşturulması yönünde gerek eğitimlere koymaya başladığımız derslerin artırılması ve yaygınlaştırılması, gerekse bu geçtiğimiz yıllarda da pek çok yaptığımız sosyal etkinliklerin, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği ve çevrenin gelecek nesillerden ödünç alındığı bilincinin gelişmesi ve gerek üretim kalıplarımızın, gerekse de tüketim kalıplarımızın mutlaka gözden geçirilerek en az zarar vererek çevremize, çevremizi koruyarak gerek turizmimizin sürdürülebilirliği için, gerekse de insanoğlu olarak bizlerin hayatını sürmemiz için çevremizi koruyacağımız ve çok hassasiyet göstereceğimiz bir döneme giriyoruz. Çünkü burada net söyleyeyim, sadece çevre kirliliği yediğimizi, içtiğimizi ya da tükettiğimizi dışarıya atmak değil, bugün egzoz emisyonlarından tutun da karbondioksit salınımlarına, işte küresel ısınmayı tetikleyen pek çok unsura kadar dünyada yaşayan insanlar bu gezegeni korumak durumundadır. Bizler de bu gezegende yaşayan insanlar olarak öncelikle kendi çevremize, ondan sonra dünyanın çevresine dikkat etmek ve onu korumakla yükümlüyüz. Ben gerek hayatının yarısını turizmle, sağlıkla geçirmiş bir arkadaşınız, dostunuz ve bir ülke insanı olarak bu konuların takipçisi oldum. Ve kısmetse insanımız oy verir, meclise bizi taşırsa da orada da bu konuların takipçisi ve bu konulara katkı koyan bireylerden bir tanesi olacağım. İki kelime de trafikle ilgili alayım sevgili Ahmet. Çevreyle aynı eğitim mutlaka gerekiyor. 2017'ye üzücü bir trafik kazası haberiyle girmiştik. Maalesef. 2018'de de tekrarı oldu. Yine bugün gazetelere manşet olan yine bir trafik kazası haberi ve 2017'kinin aynısı 2018'de de tekrar etti. Yine aşırı alkol tüketimi, direksiyon başına geçme, arkasından hepimizi üzen haberler. Evet, elbette ki trafikte az önce anlattığım çevre gibi sadece bizim sorunumuz değil. Biliyor musunuz? Dünyada ölüm sebepleri arasında 8. sırada trafik kazaları geliyor. Böyle bir büyük trajedi. Onun için bu bizim ülkemizde değil. Ve dünya 170 kusur ülkede ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek için pek çok yasa yapmış, pek çok denetim mekanizması kurmuş ve ben size çok ciddi bir veri aktarayım.
son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınladı ve bu raporda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi biz belki tanınan bir ülke olmayabiliriz ama gerçekliğe baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün tespit ettiği 170 kusur ülkede yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verilerin burayla tamamen örtüştüğünü görüyoruz. Ölümlü trafik kazalarında birinci risk faktörü hız, ikincisi alkollü araç kullanma, üçüncüsü kas kullanmama, dördüncüsü emniyet kemeri takmama ve çocuk koltuğu kullanmama olarak tespit edilmiş. Ve bunların yapılmaması için de çok ciddi yasal zorunluluklar getirilmiş. İşte bizim ülkemize de bakıldığında yasal zorunluluk noktasında gerek hız konusunda gerek emniyet kemeri, alkollü sürüş noktasında pek çok yasal düzenlemeyi zaten Ulusal Birlik Partisi yaptı. Ama bunların denetlenmesi konusunda da daha aktif denetlenmesi noktasında da önümüzdeki dönemde mutlaka bunlara çok ciddi eğilinecek. Ve burada müsaade ederseniz sizinle çok önemsediğim bir konuyu da paylaşmadan geçmek istemiyorum. Şimdi ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek ve ülkemizde kimsenin ne mal ne can kaybına neden olmamak için olmazsa olmaz bir takım adımlar var. Ki bunların çok önemlilerinin başında olanları Ulusal Birlik Partisi son dönemde attı. Bunları şöyle izah etmek gerekir. Bugün altyapısal sorunlarımız var mı? Yollarda eksikliklerimiz var mı? Var. Bunların giderilmesi için pek çok ana arterlerde yolların bölünmesi, Lefkoşa Güzelyurt, Lefkoşa Girne, Lefkoşa Mausa gibi yeni projelerle altyapının güçlendirilmesi noktasında başlayan ve önümüzdeki dönemde bitecek yollar var. Projeleri bitmiş, ihaleleri tamamlanmış yollar ve altyapı çalışmaları var. Bir taraftan bunlar son hükümet dönemimizde yapıldı ama dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Komisyonu birlikte hazırladığı dört tüzük vardır yasallaşan ve ülkemizde altyapı yatırımlarının yapılmasına paralel olarak gerek motorlu araçlar, yol ve trafik tüzüğüyle düzenlemelerin yapıldığı, yine sürücü ve sürücü adaylarına aranacak sağlık nitelikleri, sınav tüzüğü ve şoför okulları düzenleme tüzüğü ki bu bizim yollarda sağlıklı seyahat edebilmemiz, işte güvenli seyahat edebilmemiz için ehliyetin nasıl alınacağına, nasıl verileceğine, bir taşıtın yolda nasıl seyredebileceğine, hangi yaşa, hangi nitelikleri taşıyacağına tutun da Avrupa Birliği ile birebir örtüşen, AB ile tamamen aynı müktesebatı taşıyan düzenlemeler yapıldı ve 2 yıl bunun hazırlık süresi vardı. 2018'de yani artık bu yıl bitecek ve Avrupa Birliği kriterlerinde ehliyet vereceğiz. Avrupa Birliği kriterlerinde araçlarımız yollara çıkabilecek. Avrupa Birliği'nde aranan, sürücülerde aranan sağlık kriterlerini biz de arayacağız. Dolayısıyla geçmiş dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin bu konularda atmış olduğu ama görünür olamayan pek çok hizmeti de bu önümüzdeki dönemde görünür peki olacak. Şimdi Mehmet Ali Güneci yayınımızı izliyor. Diyor ki Ahmet Bey'e inandığım için onu destekleme kararı aldım. Çok başarılı buluyorum. Genç yetenek arkadaşların bu işi yapabileceğine de yürekten inanıyorum demiş. Osman Kırçiçek de turizm emekçileri için de onların çalışanları için de lütfen projeler hazırlayın. Onları da seçilmeniz halinde lütfen mecliste görelim diye bir mesaj göndermiş. Yine gelen destek mesajları var ama tabii bizim de bir süremiz var sevgili Ahmet Savaşan. Yine o malum noktaya, sürenin bittiği noktaya geldik. Artık son 6 gün, bugün de saymazsak geriye 5 gün kalıyor sandık için. Ben müdahale etmek istemiyorum. Seçmenin yüreğine dokunur mesajı siz bu kameraya bakarak verin istiyorum.
ve size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere de, Diyalog ailesine de, bizlere, toplumumuza dokunma fırsatı verdiğiniz için esasen teşekkür ediyorum. Ben elbette ki bizleri izleyen kıymetli Kıbrıs Türk halkına mutlaka sandıklara gitmesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne inanan ve ülkemizi geleceğe taşıyacak olan kadroların seçilmesine mutlaka ve mutlaka oylarıyla destek vermeye çağırıyorum. Ve şimdiden bütün insanımıza seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Savaşan. Seçimin hemen bu son virajında da yine sizlerle birlikte olduk. Plan ve projelerinizi halka anlattık. Zaten son söz her zaman için halkındır, izleyenindir. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugünlük de böyleydi. Az sonra Serkan Tetik arkadaşım burada, bu stüdyoda, bu ekranlarda size günün sıcak gelişmelerini anlatacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de ve dünyada olup biteni sizlerle paylaşacak. Bizler bu yayını yine çok sağlam bir ekiple gerçekleştirdik. Hemen yönetmenimiz Serkan Evcil, Recide Hamit Er ve şu kameranın arkasında yakışıklı kardeşim Çağlar Dönmez bu yayını sizlere ulaştırdı. Yarın akşam 17.30 buluşma saatimiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ulusal Birlik Partisi ile Kuşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne tam üye olmasını sağladı. Uluslararası platformda kurduğu ilişkilerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne 54. üye ülke olarak kabul edilmesinde etkin rol oynadı.